Masarına mısına koydum kolum. Doğu ve Balkanlarda kasa kasa kilo remorklar dolusu ödül alan ailenizin en sağlam en sık odasındasınız. Neredesiniz? Çekirgeler Cumhuriyeti'ndesiniz. Bugün gene çekirgeleri gönderdik. Bordo bereli çekirgelerimizden yeni taze haber var. Hepinize hayırlı olsun diyoruz. Gerçekten şok olacaksınız arkadaşlar. Bordo bereli çekirge kardeşlerinizi burada dinlerken çiçekler, güller atacaksınız. Emeklerine sağlık diyeceksiniz. Evet. Eskişehir'e, ülkemizin her köşesine selam olsun. Hepinize selam olsun. Eşinize, dostunuza, konu ve komşunuza selam olsun. Aleyküm selam patron kardeşim. Siz de hoş geldiniz. Arkadaşlar biliyorsunuz ülkemizin başındaki bela, militanlardan dolayı bir bela içerisindeydi ülkemiz. Sizden habersiz bir bölük çekirge, bordo bereliği hazırladım. Bir bölük çekirgeyi Güneydoğu'nun değişik yerlerine gönderdim. Ve bugün amacımıza ulaştık arkadaşlar. Lütfen haberi dinleyelim. Haberi dinledikten sonra göreceksiniz Mezopotamya eşeklerini. En sonunda devletim imdat diyor. Hep beraber çekirgeleri buradan çiçek manyağı yapacağız. Bir dinleyelim arkadaşlar. Çekirgelerimizin yaptığı icraatları hep beraber bir takip edelim. Buyurun. Yani sürekli baharatın o zamanı meyve, zamanı feki datın o meyve me feki re havdune yani tişkiş maran endi hazım ko devlet çare kiş bi ara bine kamı çav ko la perişan ye bi yani biz Barın köyünde kalıyoruz. Barın köyünün sakinleriyiz. Bizim köyümüz çekirge istilasına maruz kalmış. Biz çekirgelerden dolayı ne su içebiliyoruz, ne yemek yiyebiliyoruz. Yani hiçbir şey yapamıyoruz evlerimizde. Ne kapı açabiliyoruz, pencere açamıyoruz, içeriye giriyorlar. Yani başımıza musallat olmuşlar. Biz devletin bir şekilde bize destek, bize yardımcı olmasını istiyoruz. Buradan Evet, görüyorsunuz saygıdeğer arkadaşlar, iman sahibi yaptık. Allah hepinize gerçekten sağlık sıhhat versin. Çekirgeler adamın ammasını siker evinden dışarı çıkartmaz. İşte bordo bereli kardeşlerimize buradan her birine çavuş, onbaşı, yüzbaşı, teğmen, az teğmen, üst teğmen, binbaşı böyle rütbelerini veriyoruz. Joker, ilk baktığım an bir adet küfürünü gördüm. Bacını alır rondoda maydanoz yardımıyla rondonun içine atar. Bacını bir güzel kek hamuru gibi yumuşatır götünden sikerim. Evet. Şimdi bu akşam enteresan şeylere barınak basacağız arkadaşlar. Gerçekten bu akşam kan, kin, nefret, barut, aşk, ızdırap ve MSN'in değişik köşelerine gireceğiz. Basacağız arkadaşlar. Sakin olun. Lütfen Can kardeşim, Can baba kardeş sakin olun. Ne diyor bugün tarihi? Bugünü söyleyeceğiz arkadaşlar. Gerçekten sakin olun. Sakin olun. Sakin olun. Balıkesir Özel Harekat'a selam olsun buradan polis okuluna. Gerçekten Balıkesirli arkadaşları çok seviyoruz. Dediğim gibi arkadaşlar çekirgelerimiz vallahi billahi amacına ulaşmış, büyük bir mutluluk ve gururunu yaşıyoruz. Özel Harekat Tim de zaten o keyfi almıştır. Görüyorsunuz arkadaşlar, dinsizin hakkından kim gelir? Çekirgeler gelir. Adamın amına korlar vallahi. Şimdi odamızda aşırı derecede flüt çekenleri direkt banlıyoruz. Kırmızı koyuyoruz, orospu çocuğu gibi orada duruyor. Muhabbetimize iştirak eden arkadaşların başımızın üstünde yeri var. Kayseri Tokgöz Kum Ocağı'na selam olsun. Amele, kamyon ve çavuşlarına selam olsun buradan. Kamyon şoförlerine de. Şimdi Karahanlı kardeşim, bak dün ben seni kırmızıladım. Bugün yine kırmızılayacağım. Yapma bunu. Olduğun mekana uyum sağla. Bir bukalemun hayvanı kadar kafan çalışmıyor. Yani bir muhannet, bir uyum sağla ya. Ya sen restorana gidip restoran sahibine racon kesemezsin. Adamı sikerler ya. Ondan sonra da yan odalara gidersiniz. Mikrofona zıpladım amına koyayım kırmızı verdi dersiniz. Sikerler adamı oğlum ya. Niye zıplıyorsunuz? Sakin olun. Evet. 19 Mayıs. Evet bugün oldu. Yarın inşallah Gençlik ve Spor Bayramı'nı ülkemizin değişik köşelerinde kutlayacağız. Ulusumuza, milletimize hayırlı olsun. Şimdi listemize bakıyoruz. Efendim canım. Buyurun. At yakaladık arkadaşlar. At soktular. Bana bu atı gizliden, özelden bakın ne diyor? Bilgisayarı kapatmam gerekiyor diyor. Şimdi buna bastığım zaman bilgisayar kapanacak. Basmadığım zaman at var. Nasıl olacak? Ertele. Hangi orospu çocuğu gönderdi bu bilgisayarı? Ayıp değil mi? Konya'dan Ülke Ocakları'na selam olsun. Doğru söylüyorsunuz.
Atatürk Ticaret Meslek Lisesi'ne selam olsun da Beretta'ya bot dayı atar mısın? Beretta mı bot? Doğrudur şeydir bu. O ezik özenti piçler var. Bizim Beretta'nın nickini şey yapmak isteyenler, kopyalamak isteyenler. Ananızın amına helikopterin pervanesini zart diye soksun. Orospu'nun çocuğu. O nick mi kaldı? Adam helikopter oldu. Ha, uçuyor gidiyor. Hemen aşağıya bakıyoruz ve göremiyoruz. Göremiyoruz. Niye? Kraliçemiz yok. Bugün arazide kraliçemiz. Olsun belki gelir ya. Umutlarımızı kesmeyelim. Bugün arkadaş çok enteresan konular yaşadık. Gerçekten yaşayacağız. Ya bu Firuz programı gözümün önünde duruyor. Ne yapacağız bunu arkadaşlar? Buna dokunduğum zaman bilgisayar kapanacak şimdi. Tabii ki Akdeniz Üniversitesi'ne selam olsun. Deryacım dokunduğun an kapanacak. Gözümün önünde duruyor. Bak burada diyor ki yeni kapatıp açmamız lazım diyor. Diyarbakır'a ben belediye başkanı olmayacağım. Yanlış bir istihbarat almışsın güzel kardeşim. Milletvekili olacağım. Biliyorsunuz Ağustos-Temmuz aylarında Dilo satışları yükseldi. Aleykümselam. Onun için Dilo'ları Diyarbakır halkına çok ucuz fiyatlara gerçekten vererek güzel bir girdi sağlayacağız. Diyarbakır halkı güzel yeni bilgisayarlar alacaklar, yeni ses kartları alacaklar, renkli renkli nickler alacaklar, mutlu olacaklar. Biz de dilolarla yaban eşeği gibi evin içinde koşacağız arkadaşlar. Diyarbakır'da ülke ocağı var mıymış? Varmış. Selam olsun onlara da. Şimdi bilgisayardan anlayan bir adam. Kime bakıyoruz? Oğuz'a bakıyoruz. Oğuz burada mısın? Oğuz burada mısın? Oğuz yok. Yarağı yedik amına koyayım. Bilgisayarımızda at var arkadaşlar. Büyük bir ihtimalle at bizim Allah'tan ki paralı moruk, paralı Firuz programı olmasa var ya yara yedik. He? Beretta at yakaladım diyor. Bilgisayarın yeniden acilen kapanması gerekiyor diyor. Ne yapacağız şimdi? Ya ne Norton'u, ben paralı Firuz programı kullanıyorum kardeşim. Şey kullanmıyorum, o fukaraların kullanmıyorum. Ne diyor kırbaçlı abi? Dokunduğum an kapanacak. He? Mecbur diyor, kapat diyor. At var diyor. Atı modemin içinde yakaladık diyor. Dört kişi tutuyoruz diyor bacaklarından. Resetlediğim zaman olmuyor işte. Ulan dede nasıl olacak bu iş ya? Yavrum senin ingoreni yerim ben. Olmaz olur mu da bana seçenek vermemiş. Tek seçenek. Yapamıyorsun. İngore mingore yok. Adamı sikerim diyor. Atı yakaladık diyor imdat. Bırakalım kalsın orospu çocuğu öyle. Sikeyim anasını. Eve gelecek değil ya. Modemin içinde tuttu nasıl olsa. Şimdi Avast kullanıyorum, evet. Bayağı iyi bir reklamını yaptı bu bilgisayarı bana satan Gavat. 100 küsür lira da paramızı aldı. 5 bilgisayar, 3 bilgisayar için dedi. Belki de çakmadır, bilmiyoruz. Yollarız kardeşim. Ticaret Meslek Lisesi'ne yollarız. Ülkemizin her köşesine yolladık. Yapma böyle be yavrucum ya. Evet. Format at diyorsun da format şeyini kaybettim ben. Bunun içindeki malzemelerini kaybettim. Nasıl kaybettim? Artık CD vermiyorlar yeni bilgisayarlarla. Aleykümselam kraliçem. Kraliçem seni burada görmekten aşırı derecede şiddetli bir şekilde mutlu olduk. Sersebildeyi. Bugün tabii ki, bugün kraliçe hanım gelmiş. Kraliçe hanıma farklı bir şey yapacağız. Antepli hanımefendi burada mı? Antepli hanımefendi burada mı? Derya 2 burada mı? Derya hanım burada mısınız? Efendim canım. Sesim mi az? Bağırayım mı? Öbür Derya, bir Derya'mız daha var. Kendisi Antepli söylemesi ayıptır. Ya Zeyno değil, Antepli Zeyno değil be kızım. Derya, Derya. O da bir Derya. Fako 2 diyor ki Sönmez, beni hatırladın mı? Fako 2, ben seni nereden hatırlayayım kardeş? Yani seni hatırlamam için bana bir tüyo vermen lazım. Adnan Oktar'ın babasının gözünün ışığını sikeyim ben moruk. Orospu'nun evladı ne güzel kızlarla vakit geçiriyor. Seyrettim YouTube'da, kahroldum. Amına koyduğumun çocuğu, bir eli amda bir eli gökte, cennette pezevenk ya. Tövbe estağfurullah, tövbe. Kraliçe hanım hoş geldiniz, iyi akşamlar oldu. Gerçekten odaya girdim, düşünebiliyor musun? Bir tane dostum, arkadaşım yok. Direkt seni aradım. Aha buradakilere sor. Kraliçe hanım burada mı dedim, yok dediler. Haberleri açtık mecburen sen olmadığından dolayı. Sen olsaydın çok güzel bir eser hazırlamıştım sana. Evet. Mızrak, ben seni tanımam, etmem. Neden küfür etme gereği duydun Mızrak? Seni tutar çevirir, tamam mı? Çıktığın yere sokarlar, evden de kız kardeşini çalarlar,
arkadaşlar direkt Müge Anlı'da ağlaya ağlaya anlatırsın durumu. Ben Sönmez'in odasına gittim dersin. Sönmez bana kırmızı koydu. Yarrak gibi orada kızardım kaldım dersin. Arkamı döndüm ablam yok. Bir kamyon çekirge gönderir ananı götünden sikerim bak. Koca Diyarbakır'ı esir aldım amına koydum bu çocuğu. Yok yok ben çıkmadım. Esra Erol'a evlenme demiştim. Evlendi yavşak. Ondan sonra küstüm ona gitmedim. Canım notana kurban olurum senin ya. Sen istedin ben sana notaların kralını vereyim. Nerede o? A, B, C, Ç, D. Amına koyayım der ya. Seni bir bulamadım gitti ya be kızım ya. Vallahi billahi ufak tefek bir şey de değilsin ki kayboldun diyeyim. Der ya ben seni bulamadım canım. Bakayım. Doktor burada mısın? Der ya ben seni buldum. Doktor burada mısın? Sayın doktorum burada mısın? Eyvallah canım, eyvallah. Eyvallah doktor. Doktor sana bugün çok özel bir sorun var. Bu çok özel bir soru olacak. Bugün bir arkadaşla konuşuyorduk. Gerçekten senin muhabbetin geçti. Efendim göt yıkama borusu. Tüh Allah senin belanı versin. Göt yıkama borusu gelmişken arkadaşlar. Aşiret dayı hoş geldin. Seni üst düzey saygıyla selamlıyorum dayı. Nasılsın, iyi misin? Hayırlı akşamlar olsun sana da. Aşiret dayıyı biliyorsunuz arkadaşlar. Çok saygıdeğer bir abimiz. Gerçekten kendisini çok seviyoruz. Şeyi bulamadık arkadaşlar. Göt yıkama borusunu bulamadık. Mehmet kardeş seni de gördüm de önce bir göt yıkama borusunu bir bulaydık da ataydık o pezevengin oğlunu. O nasıl bir nikse öyle göt yıkama borusu. Allah senin belanı versin. Allah senin tarlanı çürütsün, kurutsun. 982 tane nik. Tabii sadece bunu banlamışız bütün seneye. Şimdi flash bellekten atabiliyorsun. Bir de arkadaşlar benim bilgisayarımın içinde bir program eksik. Onu size söyleyeyim. Umarım bana söylersiniz ne olduğunu. Bilmem ne 32 DLL diye bir şey eksik. 32 DLL. Hayır. Hayır. Sistem değil. Porno değil. Çöker değil. Mehmet 32 değil. Yarrak 32 o hiç değil. Neyse siktir edin. Bokunu çıkardınız onun. Şeyi yükleyeyim dedim. Bir program yükleyecektim. Runt da değil. Daha başka bir şeydi. Böyle kıkırdaklı mıkırdaklı bir şeydi. Acab ondan mı geldi? Keylogger değil. Alaska dondurması değil. Amına koyayım ne dondurması oğlum? Biz virüsten bahsediyoruz ya. Sokayım yaptığın çete senin ya. Cık. Ayıp denen bir şey var canım. Dur bir saniye dur dur. Arkadaşlar şu virüs programını kenara indireyim şöyle. Bugün internetten araştırayım dedim. Neyin nesidir bu? Direkt değil yavrucuğum. Direkt değil. Bir saniye mikrofonda kalırsam belki size söyleyebilirim onun ne olduğunu. Ne diyor burada? Mercedes E-Klasse. Mercedes de nereden çıktı? Kroniye bakalım arkadaşlar. Kronikte mi? Burada ne diyor? Hamster, hamster, hamster. Ne kadar hamster'a girmişim ben bugün Allah kahretsin ya. Hamster, hamster. 7 tane siteye girmişim hepsi hamster. Allah belanı versin senin. Evet. Efendim canım emret. Tabii ki. Hayır. Hayır. Ben o dediğini bilmiyorum. Özelden yazı yazan. Efendim. More değil. Psikoloji. Garip bir dosya ya. Bu chat şeyini yükleyeyim dedim. Öyle bir şey oldu. Nasıl olduysa ben de bilmiyorum. Kombi fikis yapıyor mu onları? Combo fikis indirdim ben. O da bilgisayarı bir ara kapatmıştı. Orada duruyor hatta. Onu bir daha formatlamak lazım diyorlar. Ha? Düzeltmiyor abisi ya. Combo fikis iyidir diyorlar ama aleyküm selam yeni gelen arkadaşlar. Yeni gelen arkadaşların nicklerine baktım arkadaşlar. Gerçekten çok duygusal arkadaşlar gelmiş aramıza. Şunlara bir bakar mısın? Allah'ını seversen. Enkazcı 35. Amına kodumun evladı. Şeyin hani Rejo'nun vardı ya enkazcılar, yıkıcılar burada mısın diyor. Rejo ile beraber iki kişi iki yazıyor amına koyayım. Lan iki kişi miyiz biz diyor. Amına kodum. Hocanın fillerinin meselesine döndün. Hani bizim yıkım ekibi nerede? Bir bakıyor bir kendisi bir de oradan pezevengin biri. 8 yaşında bir çocuk. Neyse. Sayın arkadaşlar lütfen flütü keselim. Flüt çekerseniz konuşamayız arkadaşlar. Yani flüt çektiğiniz sürece konuşamayız. Ne diyor? Söylesin kuzenim. Evet. Kimin şeyine bakmamız gerekiyor? Ulan sayın arkadaşlar bu ne biçim flüt ya?
Bu nasıl bir flüttür güzel kardeşim, şaşı olduk ekran. Flüt çekenlere kırmızı vereceğiz arkadaşlar. E bir mevzuya giremedik, amına koyayım böyle çetin ya. Karanlı eve mi saldın o adamı, ne yaptın? Bir saniye arkadaşlar. Bir saniye. Mikrofonu bir bırakayım. Bir telefonum çalıyor. Hemen döneceğim size tekrar. Buyurun arkadaşlar. Bir mikrofonu saldım. Yasım ruhunu, annenin o ruhunun üzerine tuz ekeyim de... MP'ye küfreden gerizekalı mal. Ya evde annem mi yatıyor lan? Amına koydum bu çocuğu. Bu ne? MP, ben senin amına koyayım. MP. Ya bu ne lan bu saatte? Ya çık lan buradan. Annem yasa çık. Anana götünden sikim. Tık hocam. Git düzgünlük al gel lan. Selamun aleyküm bu arada arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Ya arkadaşlar lütfen aynı yazıları tekrar tekrar yazmayalım. Aynı yazıları tek tek. Plat oldum. Plat birdim. Bıraktım oyunu. Turnuvadan turnuvaya giriyorum. Arkadaşlar aynen aynı yazıları tek tek tekrar tekrar yazmayalım. Hakikaten ben yetişemiyorum genç olduğum halde. Dayının da Allah'ı var beyler. Yapmayın ya. Şaşı olduk şaşı. Changers'ın kardeş. Olabilir. Olabilir. Kendine changers'ın. Tamam ben mikrofonu salayım. Lütfen tekrar söylüyorum. Arkadaşlar flüt atmayalım. Ceren'ci piç hala içerliyim. Yok yok o bir kere olur ya. O bir kere olur. Başka şeyler bulmam lazım. Buyurun arkadaşlar. Mal sizde. Kardeş başka bir şey bilmiyor musun? Baganda 38 de senin ananı götünden siksin ha. Amına kodumun çocuğu. Yan evde annem yatıyor lan. Ha amına kodumun evladı. Maganda 38. Maganda 38. Buyur salayım. Buyurun arkadaşlar. Ha yap orospu çocuğu seni. Pompa pompaymış. Ananın amına şimdi Remington silahımla satış yaparım. Bak amına kodumun pezevengi. Gel buraya yaklaş. Öldüm kaç. Amına kodumun pezevengi. Senin ananın leşini götünden sikerim. Bak amına kodumun kabadı seni. Pompa pompaymış. Sen bizim kardeş dediğimiz insanları niye küfrediyorsun lan? Amına kodumun at yarra seni. Ananın namından lan faresi çıkartırım lan ben. Oltayı attım orospu çocuğu. Ananın namından köpek balığı çıktı. Ananı götürde sipti bir pezevengi seni. Ananın namından köpek balığı çıkartırım lan ben. Amına kodumun iplesi seni. Pompa pompaymış sen ne pompasısın lan. Amına kodumun evlerde su pompa mısın lan sen. Ölmüşünü siktimin iplesi seni. Üfler üfler sikerim seni. Üfler üfler sikerim seni. Amına kodumun iplesi seni. Ölmüşünü götünden siktim insala. MP buyur hacı mikrofon sende. Oh be bırak dayı ya. Tuvalet pompası orospu çocuğu seni. MP yakala. De kaykıl ona bana git. Bit bit. MP ananın... Gel annene biraz şöyle pompa yapayım da annenin vücudunu şişireyim. Annene benzinin litresini 5 liradan vereyim. Ve ananı götünden sikeyim orospu çocuğu seni. Annenin gazını alayım, onu da gideyim 2 liraya satayım. O parayla da gideyim kız kardeşine yemek ısmarlayayım, olmaz mı? Ya Sönmez abi gelmiş, buyur abi. Çok pardon, doğru söylüyorsunuz, sesin olmadığını fark ettim. Neden? Çünkü benim biliyorsunuz bilgisayarım buzdolabı gibi dizel, yanında ışıklar yanmayınca anladım ki ses çıkmıyor. Şimdi beleşçinin bir tanesiyle karşı karşıya kaldık. Ne diyor? Umut'cum lütfen 43 kilometre ilerideyim gelip beni alır mısın? Niye geleyim seni alayım dedim. Diyor araba diyor çalışmıyor. Senin arabanın amına koyayım ben. Gece vardiyam yok dedim. Saat 12 ben yataktayım dedim. Otobüse bin adaseyle falan gel yürüyerek gel dedim. Direkt kapattım. İşim var gücüm var. PKK'lı olsun. Olsun biz PKK'lıları biliyorsunuz ne yaptık. Efendim dayı. Efendim. Vallahi Sersebil dayı kafamız komple karıştı. Ne söyleyeceğimi ben de bilemiyorum. Günay Göktuğ ailesine selam olsun kardeşim. Komple aile olarak orada mısınız? Göktuğ ailesi. Orada mısınız? Evet.
Abdest ailesine de selam olsun. Papyonlu kardeş Abdest ailesine de selam olsun. Ne diyor? Karayolları. Evet. Adıyaman Üniversitesi'ne tabii ki selam olsun canım. Niye olmasın ki ya? Şimdi arkadaşlar selamlarımızın hepsini verdikten sonra komple selam olsun ülkemizin her köşesine. Yeter artık da. Amına koyayım Kabe'lik hacılara çevirdiniz bizi. Yeter komple selamun aleyküm dedik herkese olay bitti. Muslukçu bir flüt daha çekersen güzel kardeşim kırmızı yiyeceksin. Asil sen de öyle. Ayıp yapıyorsun yani bokunu çıkarttın. Eyvallah. Acap diyorum ki Antepli hanımefendi geldi mi? Derya Hanım geldiniz mi? Antep yöremizden güzel bir hanımefendi vardı. Güzel bir kardeşimiz vardı dün. Hayır onun için şiir okuyacaktım canım. Aleyküm selam. İngiltere'den katılıyorsun. Selam verir misin? Sönmez abi. Sikilmiş tavuk. Bu ne biçimlik lan? Yani sen İngiltere'den katılmışsın ama adam olamamışsın. İngiltere'ye kadar gitmişsin. Yani farz edelim şu an baban kalktı yanına geldi. Yanına geldi. Oğlum ne yapıyorsun dedin. Baba dedin chat yapıyorum. Oğlum hangi nick seninki? Aha bu baba sikilmiş tavuk. Nasıl olacak şimdi? Şöyle şişek. Yapma yapma böyle. Ayıptır yavrum ayıptır. Delikanlı nick'i al. Gir tarihlerimize gir. Osmanlı'ya gir. Evet. Derya'cığım sen nasılsın? Sana özel iyi akşamlar olsun. Gerçekten. Reco. Kulağını siktimin ezik simit kafalı orospu çocuğu. Ne oldu? İbnenin oğlu saklanıyormuşsun duyduğuma göre. Masaların altından dinliyorsun chat odalarını. Ananın üstüne atayım senin baltacı Mahmut Paşa'yı. Efendim. Doğru söylüyorsun dayı. Bizi başka türlü yıkasan, kırklasan iflah olmayız biz. Beni niye çok seviyorsun? Sen sapık mısın? Erkek erkeği sever mi oğlum? Evet vallahi şaş olduk ya. Aleyküm selam güzel kardeşim. Sen de hoş geldin diğerleri gibi. Derdin nedir senin hayvan Ahmet? Ulan ne oldu bizim odaya bugün? Hayvan Ahmet, tavuk siken bilmem ne. Ne biçim adamsınız lan siz? Bunlar nasıl binik ya? Ne diyor? Hernan Atiz. Hernan Kalaysi Kalimero Hernan. Hernan. Vay amına koyayım. Hernan beni duyuyorsun. He? Kalaysi, Kalimero, Yunanistan temsilcimiz Hernan Kontes'i biliyorsunuz arkadaşlar. Selam olsun ona da. Ne diyor? Tekocan, bilmiyorum ki bak bu odadaki arkadaşların hepsinin malzemelerini toplayayım. Senin o Reco dediğin adamın eline vereyim, oynasın onlarla akşama kadar. Saysın kaç tane yarak, kaç tane taşak var. Tamam. Amına koyduğumun evladı seni. Eyvallah. Derya Hanım, sesim geliyordur büyük bir ihtimalle size. O güzel sesinizden, bir gecenin ilerleyen dakikalarında duymamız söz konusu mu? Bir bukle. Şöyle bir bukle sesinizden duyabilir miyiz? Eyvallah. Dayıya selam nikinin altındaki arkadaşlar. Taşaklarınızla bilardo topu yapayım. Bir gecede olimpiyat rekoru kırayım böyle turnikede. Hep turnike olsun böyle. Alma şansınız var mı? Sarı yazmayın güzel kardeşim. Gözümüzün ışığını yediniz. Sarı yazmayın. Efendim canım. Büyük derdin ne var? Ahmet sen bir hayvan mısın? Hayvan Ahmet diye nick almışsın. Derdini yaz ben okurum. Korkma ben İstanbul Teknik Üniversitesi'nde değil mi? Göççülük Akademisi'ni bitirdim. Eyvah eyvah yazı geldi. Ha iyi. Ne diyor dayı sikim kalkmıyor. Yaşın kaç senin? 11 yaşındasın. Götüne arpacık soğanı sok yavrum. Arpacık soğanlarını biliyorsun baharda ekilir. Götüne iki tane arpacık soğanı sok. Sokarken de ikinciyi şifa niyetine. Ya Allah de itele. Bülbül olur şerefsizim. Matkap olur amına korusun böyle tahta beton delersin. Amına koyduğumuz serserisi. Hem 11 yaşında hem siki kalkmıyor pezevenge bak. Şerefsiz seni. Efendim. Büşra Hanım'a selam olsun. Büşra Hanım inşallah sizi burada da ağırlarız biz. Gerçekten odamızda çok güzel bir hanımefendi var arkadaşlar. 1 minütünüzü rica ediyorum. Hanımefendi hoş geldiniz. Erkek nikinin altında olsanız da biliyorsunuz bende program var. Tanıyorum ben sizi. Hoş geldiniz deyip sizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Size gelsin. Güzel söylüyor bu sarışın kaşar bunu. Günde sabahları bir kere dinliyorum. Doğru söylüyorsun, doğru söylüyorsun. Dayı sevgilimden kazık yedim ne yapayım?
Git sevgilinin babasından yediğin kazığın parasını al. Ne kadar geçirir sana? Sönmez dayı, ben fakirim ama pipim kalkıyor, acil yardım. Sen de Selim Paşa kelle soğanı sok kıçına. Amına koyayım, birine arpacık sok, birine kelle soğan, nasıl olacak bu iş ya? Canım nereye gidiyorsun kraliçe? Nereye gidiyorsun? Beni böyle bırakıp nereye gidiyorsun? He? Tuvalete mi gidiyorsun? E git çişini yap gel artık, ayıptır da. Biz yanımıza 17 kiloluk Vita tenekesinden teneke koyduk. Artık çiş yapınca boru yardımıyla oraya çiş yapacağız. Vallahi bizim de ayarımızı bozdular ammasına koyayım. Efendim, güzel kardeşim, hiç kimsenin yazısını okuyamıyoruz. Ya benim bilgisayar şaşı oldu ya benim gözlerim bir şeyi görmüyor artık. Erkek arkadaşın eşcinsel mi? Uzak dur. Şerefsizim, uzak dur, sikerler seni bak. Evet, şaş olduk arkadaşlar. Tezgah kapatmamız gerekiyor o zaman. Çünkü bir siki anlamıyoruz. Anlamadığımız bir siki burada neye burada durup oturalım? Allah Allah. Efendim. İsmi Baran çünkü kalkmıyormuş. Arpacık soğan, arpacık soğan. Eski sevgilin Seda seni aldattı, ne yapayım? Siktir et gitsin orospuyu, ne yapacaksın ki yani? Allah Allah. Hangi birini kardeşim, yakalayamıyoruz şimdi bunların arasından, nereden bunu? Bak güzel kardeşim, Trabzonlu kardeşim, hoş geldin. Bütün Karadeniz'e selam olsun buradan. Karadeniz fırtınası kardeşimiz, hayırlı akşamlar olsun. Saklananlar, dur ben sana yardımcı olayım, saklananlar. Bir saniye. Saklananlar. Vay amına koyayım, ne çok saklananlar var ya. Saklananlar, evet. Bak artık çişin gelmeyecek. Öbürü kim? Jaspolt. C. Hemen bakalım sana. Dur bakayım, sen neredesin? Heran Kontes. Hemen sana da yardımcı olalım Heran Kontes. Sen de çok şey bir arkadaşsın. Heran Kontes. Al. Artık kalkmaz. Cılaps diye binik var. Onu da bir kapatalım da arkadaşlar. Bir temizlik olsun. Vallahi bunların kuru gürültüsü yedi bitirdi bizi ya. Allah bunların belasını versin. Anaokuluna çevirdiniz lan burayı. Eşek kadar adamsınız amına koyayım. Nasıl üniversitelisiniz lan siz? Bırak gelsin Özen Toros bu çocuğu. Bırak. Şimdi arkadaşlar size gerçekten gecenin ilerleyen saatlerini pek beklemeyelim. Bir, iki dakikanızı bana ayırabilir misiniz? İki dakika, şunu dinlememiz gerekiyor. Ben dinledim, sizinle de paylaşmak istedim. Beğenmiyorsanız da sesini kısın, olsun. Hani bana biraz garip geldi, onun için bir dinleyelim arkadaşlar, buyurun. Yüreğim dertmez mi? Yüreğim nasıl da ağzıma geldiydi? Evet, bu duygusal şiir böyle gidiyor arkadaşlar. Gerçekten ben dinledim. Çok dokundu bana bir parça. Dinledim yani, ne kadar büyük bir sevdaymış. Antepli hanımefendi gelseydi kendisine bunu dinletecektim. Ama olsun, olsun, canı sağ olsun, gelmemiş. Antepli'ye alt çalışıyoruz be yavrucuğum, görüyorsun. Evet. DJ Eruhlu ne diyor? Avarez bilmem, Avarez'le bilmem ne. Avarez kardeş, hemen seni göreyim. Senin nikinde bir kere meymenet yok. Amına koduğumun sineğine bak ya. DJ Eruhlu. Eruhlu da buradaymış. Efendim. Şimdi gelsin. Önemli değil. Biliyorsunuz ki bizim de bordo bereli çekirge kardeşlerimiz görev başında. Yani burada ne kadar militan varsa 4 ile çarpın, o kadar da bizim bordo berelimiz var. Efendim. Sevgilim borç istedi. Sakın verme. Verirsen asil kardeş para gitti. Paranın üstüne bir bardak su iç. Borç vermeyeceksin. Asilcim sen şu kırmızıda biraz dur. Evet. Kim kaldı? Mini Puşt kaldı. Mini Puşt'u da bir bulalım. Mini Puşt. Evet. Bir flütçüyü daha yok ettik arkadaşlar. Rejo 121. Ne diyor burada? Rejo OPR 121. Bir de ona koyduk. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tertemiz oldu da. Gerçekten tertemiz oldu. X6 aldın Ulusoy kardeş, pek fazla bilgim yok X6 hakkında ama görüntü olarak güzel bir araba. Fakat esnaf arkadaşlarımız da var. Esnaf arkadaşlarımız da çok fazla gideri olduğunu söylüyorlar, bilmiyorum yani. Bülent Ecevit Üniversitesi'ne selam olsun. Buradan bütün öğretim görevlilerine selam gönderiyoruz. Bülent Ecevit, rahmetli Bülent Ecevit. Efendim, aleyküm selam güzel kardeşim. Rusya'da bir çocuk var. Go ile başlayan bir nick. Hemen G harfine inelim. Go, go, go. Goldeberg galiba bu. Bir flütçüyü daha yok ettik. Önemli değil. Ellemesen elle. Ben onları takip ediyorum birader. Ellemesen takip ettiklerim kırmızı öyle yarrak gibi kalsınlar. Efendim.
Can bilmem ne soru soracaktım sana da kafa bırakmadılar ki bizde abisi. Mete Mehmet Göz 35 diye bir arkadaşımız var. Kendisi de çok kral bir arkadaş galiba. M harfine bakıyoruz. 35'i gördük. 35 burada. Ona da bir kırmızı koyalım. Bağmana kodumuz sineği yiyecek bizi. Efendim. Berkant, seni görmeye geldik. Selam olsun kardeşim. Nereden geldiniz? Nereden geldiniz? Livenborg Gim bilmem neresi. Orası nereye bağlı? Hangi cumhuriyete bağlı? Orası Yugoslavya mı? Neresi orası? Kontrit Sikirite. O ne demek? Sikirite ne biçim oyun lan öyle? Ha oyun. Vay amına. Vay amına. Olsun canını sağ olsun. Evet. Empe kardeşim, bugün sizler neler yaptınız? Emeğinize sağlık gerçekten. Helikopter kardeş, Empe kardeş. Niklerini gördükçe aklımıza geliyor. Gavur Dağlı, iyi akşamlar kardeş. Bir de aşağı iniyorum. Bir kardeşimiz daha vardı. Oğuz, hoş geldin. Biraz geç geldin. Dede, buradan üst düzey saygıyla seni selamlıyorum. Patron, emeğinize sağlık kardeş. Psikoloji senin de. Sersevil dayı, seni öptüm. Bu Teksdim kim arkadaşlar? Ya Rejo'nun çocuğunu sikeyim. Sen kimin hesabını soruyorsun oğlum burada? Rejo'ların namusunu sikeyim. Sen ne konuşuyorsun ya? Ya sik ananı git buradan, amına koydum gerizekalısına bak. Recolar her yerdeymiş, amın çapıdına bak. Siktikten çet amına koydum fukara pezevengi seni. Amına koydum salağa, götümün kenarına bak. Tabii ki lan göt kenarına bak lan. Neymiş? Recolar her yerde. Recolar engel. Rejo'nun amına var ya, atın sikini yan sokarım yan. Şu piçinlikini buraya yazma. Helikopter mal sende. Hacı, bir bağlantımız yok. Selamun aleyküm arkadaşlar. Şimdi sönmez abi. Gün bana Rejo'yu dinletiyorlar. Adam diyor ki, ya diyor, bunlar diyor benim IP adresimi bulmuş diyor. Beni arıyorlar diyor. Gittim diyor, bir tane silah satın aldım diyor. Tamam mı? Bir tane silah satın almış orospu çocuğu. Yemin ederim ya sönmez ya barette bunlardan iki tanesinden bir tanesi kapıma gelirse diyor. Bunları vurmayacağım, vurmayacağım diyor. Ne yapacaksın diyor aşağıdan bir tanesi. Diyor ki, yukarıya sıkacağım, kaçsınlar ki diyor. Burada diyor, burası Belçika diyor. Telefon açtığım zaman diyor 30 saniyede polis kapıya gelir diyor. Orospu çocuğu öldürmeye bile düşünmüyor. Polis arayıp bizi içeri attıracak. Amına kodumun korkak tavuğu. Biz hapis attıracakmış ya. Altına sıçmış altına. IP adresimi bulmuş bu pezevenkler diyor. Adam silah satın almış. Amına kodumun korkak tavuğu bu ya. Buyur dayı, mikrofon sende. Sağ olasın helikopter kardeşim. Emeği geçen bütün arkadaşlardan Allah razı olsun. Ben onu vurmayacağım. Ben silah falan hayatta işim olmaz. Gerek yok çünkü kendim zaten yürüyen bir silahım. Onu kız gibi sikeceğim arkadaşlar. İster inanın, ister inanmayın. Hayatımda ilk defa sikeceğim bir erkeği. Bakayım nasıl oluyor amına koyayım. Ve sikerken de büyük bir ihtimalle o burada chat yaparken aniden Allah 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 Allah. Battal Gazi gibi çift ayak kapısına vurup dalacağım amına koyayım. Onu götünden sikmeyenin anasını avradını sikeyim oğlum Reco. Reco bak, amansız bir şekilde etrafındayım. Her yerdeyim ama sen istediğin zaman değil. Ben istediğim zaman olay küllensin, sakinleşsin. Ummadığım bir anda gelip kraliçem hoş geldin. Gülüm bir gerçekten çiçek gibi odamıza girdin. Son anda fark ettim seni. Ben gerçekten erkeklerden nefret ediyorum. Kraliçe, ben bayanları daha çok seviyorum. Onun için tekrar hoş geldin. Efendim. Kraliçenin şu pembe yazılarına bir bakar mısın? Şu kadar renk renk yazının içinden direkt beni etkiliyor. Böyle de bir şey söz konusu. Gelir gelir, o köpekler hep gelir. Şimdi o da yazar. Recoları kovalasanız kovalasanız bitmez. Biz Recoyuz. Yecolay yesesin. Amına kodumun köpekleri sizi. Çıkıda. Çıt. Tırın. Amına kodumun sefil bilosu seni. Fukara orospu çocuğu. Tık. Rezil itolitler sizi. Evet. Arkadaşlar, şunu söylemem gerekiyor. Lider dediğiniz zaman lider, kefeni koltuğunun altında olan kişiye lider derler. Lider önde gider. Lider arkada saklanmaz. Lider silah almaz. Lider evine domates patlıcan yığınağı yapmaz. Lider kelle koltukta gider. Aynen öyle.
Gideceksin. Kulağını kıyalis ki amuni kıyalis ki. Evet. Amına koydum bunun evladı. Durum böyle. Helal olsun. Gerçekten emeği geçen bütün arkadaşlardan Allah razı olsun. Ne diyor? Türkiye'min her şeyi güzel. Doğru söylüyorsun. Afiyet olsun Trabzonlu kardeşim. Gerçekten biz de burada dürüm mü yiyoruz? Laylon mu yiyoruz? Poşet mi yiyoruz? Anlamadık. Biz burada ne yiyorsak yiyelim karnımız doymuyor kardeşim. Evet. Ne diyor? 15 kişi dinliyoruz. Ev sahibi geldi. Gülme krizi. Grup yapıyoruz de sayın ev sahibim. He? Ne diyor? Benle Kürt diye dalga geçiyorlar. Ne mutlu Türk'üm diyene. Berkan kardeşim, bizim Kürt-Türk ayrımımız yok burada. Bizim derdimiz APO'nun piçleri. Türkiye Cumhuriyeti il sınırları içerisinde yaşayan herkes bizim kardeşimizdir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kolluk güçlerine yanlış yapanın annesini şu odadaki erkeklerin kucağına atayım. Bu devletin içinde okuyup, bu devletin içinde belli yerlere gelen, bu devlete hainlik yapanların annelerini ormana kaçırıp ayı yogi gibi annelerinin falına bakayım papatya çiçeğiyle. Bu ülkede okuyup avukat olan, sonra teröristleri savunan Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde ve avukatım diye geçinen namussuzların karılarını alayım piskiletimle sahilde gezdireyim. Bu ülkede iş adamı olan, bu ülkede gerçekten siyasette yukarılara kadar gelen, meclisimize kadar giren ve bu ülkenin birlik ve beraberliğini bozmaya çalışan namussuzların analarını alayım ellerinden yetim kalsın. Anladın mı? Onun için bizim Kürt'le, Türk'le, Japon'la, Fransız'la problemimiz yok. Bizim derdimiz vatan toprağı. Olay bu. Vatan toprağına el uzatan olduğu zaman direkt elin eline bizim zurnayı veriyoruz. Sen şunu al git diyoruz bakalım. Arkası geliyor, devam eder. Şimdi Sangson kardeşim ne yazdığında ben nasıl okuyayım? Ne diyor? Sönmez diye yazılır, adam diye okunur. Cumhurbaşkanı, ne cumhurbaşkanı? Ben Diyarbakır'da milletvekiliyim kardeşim. İnşallah bu sezon Diyarbakır milletvekili olacağım. Hepinizi huzur ve mutluluğa boğacağım. Ne diyor? Bir arkadaşım var, bugün sigaramı bitirdi. Kesin kesin fakirdir o amına koyayım. Ben burada derslerde demedim mi fakirden arkadaş olmayın? Yani fakir gelir sigaranızı bitirir, 50 lira alır kaybolur gider, arabanızı ister benzinli bitirir bırakır. Fakir gelir kıyafetinizi alır, işte yapma yani. Ne diyor dayı, bilgisayarına Windows 7 sistemi kur daha hızlı XP'ye göre. Muhammed Nikin'in altındaki kardeşim, Windows 7, Windows 8 bizde iş yapmıyor. Bizim bilgisayarlarımız oto sektörü olduğu için, biz işimizi, ekmeğimizi araba sektöründen kazandığımız için o programlar girmiyor Windows 7 ve 8'e. Anlayabildin mi? Sadece XP olması gerekiyor. Çalışmıyor. Bütün araba programları çalışmıyor. Ya onun için durum bu. Sevdiğin kız nişanlandı, ne yapacaksın? Sevdiğin kızla bir şekilde mesajla ulaş, o kıza üfle bir kere, bir şey olmaz. Evlenene kadar daha boşta yani, nişan hikayedir. Şimdi Günay kardeş, niye bu kadar yazı yazıyorsun? Anlamadım ki. Bir, o orospu çocuğunun burada lütfen ismini yazma. Ben onun ismini okudum, kusasım geliyor. Çünkü ezik, kişiliksiz, fakir, sefil orospu çocuklarıyla biz muhabbet etmiyoruz, muhatap olmuyoruz. Çıksın gitsin buradan. Evet. Palamut'u tanıyoruz tabii ki. Palamut kardeşi tanıyoruz. Ne diyor? Pasmaniska muhabbetini kıskanıyor. Olsun, olsun, olsun. Pilay kardeş, burada mısın? Pilay kardeş. İnternetten bir kız tavladım. Teyzemin kızı çıktı. Beni tanımıyor. Ne yapayım? Şimdi yüzünü gösterme. Kesinlikle onu tersle ve kaybol. Yani bir şekilde sil. Yoksa aile içi fıtır seks olur. Delikanlıyı bozar. Senin teyzenin kızı da motor mudur amına koyayım, önüne gelen aşık oluyor. Yani misafirliğe de git de teyzenin kızına çaktırmadan, aman de, aman teyzemin kızı de, internette motor kaynıyor de, ne kadar orospular vardı, aman avradın eşek siksin de, aman aman. Delikanlı çekirge fıtır sekse karşıdır. Onun için aile içinden uzak durun. Sevdiğine nasıl açılırsın? Poyraz kaç yaşındasın sen? Karadenizlisin bir de gördüğüm kadarıyla, 61 koymuşsun oraya. Poyraz. Anladım, anladım. Kaç yaşındasın Poyraz? 17 yaşındasın be çocuğum. Manyak mısın sen ya? Ne diyor? Anladım. 17 yaşındasın. Daha çok küçüksün. Sevme. Bak bu yaşta mesela inşallah
inşallah üniversiteye gidersen öğretmenlerine asıl. Üniversitede öğretmenler var, bayan öğretmenler. Amına koyayım, yavrunuzun sayfası gibi. Vallahi billahi bak. Aynen öyle. Bak onların kocaları üfleyemiyor. Biraz kurnaz olun oğlum. Siz hiç fırt gırgır salata, limon, çarşaf okumadınız mı? Sokayım yaptığınız çete sizin. Ne sikim okul okuyorsunuz ya? Lan delikanlı adam bir kere gırgır almıyor musunuz hiç? Gırgır, limon, fırt, çarşaf, salata. Hiç böyle dergiler okumadınız mı siz? Vay amına koyayım ya. Atölyede iyi içtin. Kimi yedin atölyede? Ne yedin atölyede? Playboy mu okuyorsun? Allah senin belanı versin. Anladım. Canım, biz Nuh Nebi'den kaldığımız için bitmiştir yani. Tabii ki bitmiştir. Maskulen kardeşimiz, bilmiyorum. Maskulen kardeşimizi arayıp rahatsız etmek istemiyorum. Biliyorsunuz o çalışıyor. Ayrıca bazı yerlerde programları oluyor. Onun için gelmiyor. Yoksa maskulen kardeş müsait olsa illaki gelir buraya. Efendim. Ne diyor? Bir saniye. Yeşilçam'da izledin. Ne izledin Yeşilçam'da? Ne izledin? Yeşilçam. Bakın arkadaşlar, Yeşilçam filmlerinin içinde bir iki tane Kadir İnanır'ın filmi beni gerçekten çok etkiledi. Ne diyor? Ya Alperen, sen Rejo'nun odasına git. Burada onun nickini konuşma. Yani o tarz yıkık insanlar, o tarz götü başı oynayan insanları burada gelip bizimle paylaşma. Çık git onun odasına. Evet. Şeyi seyreden var mı içinizde arkadaşlar? Bir Yudum Sevgi'yi seyreden var mı içinizde? Kadir İnanır'ın Hale Soygazı ile oynadığı bir film. Vay amına koydumun karısı. At gibi sikiştiler yalan. Zaten kocası belliydi. Kocası aynı Reco amına koyayım. Kur'an çarpsın bak, Reco'nun onun kocasından hiçbir farkı yok. Gördün değil mi? Sönmez baba geldi, nasıl hamutladı. Olay bu. Olay bu. Reco'ya ben dedim. Eğer dedim, yani karın evdeyse dedim, Bir Yudum Sevgi filmini paylaşacağız. Karını sikeceğim. Ha yoksa seni sikeceğim dedim. Yani illa birinizi sikeceğim o evde. Evet. Ne diyor? Aydemir Akbaş, büyük şeytan pezevenk ya. Vallahi onu da biliyoruz. Olsun güzel kardeşim, olsun. Şimdi Diyarbakır'a gittiğin zaman. Güzel kardeşim, Haziran-Temmuz inşallah Diyarbakır'da adaylığımız açıklanacak. Şimdi biz buradan kalkalım, bir Adana'ya bağlanalım. Pilay, burada mısın Pilay? Hülya Avşar'ın amını götünü eşek siksin. O bitti artık yavrum ya. Onun amını götünü, onun her yerini biliyoruz ya. Vallahi gençliğimizde hep kucağımızdaydı orospu. Arkadaşlar bir Adana'ya bağlanmamız gerekiyor. Pilay, buralarda mısın? Yan odalarda mısın? Neredesin? Bana diyor ki dayı, 251. girdim. Sana bir tencere bulgur pilavı yavrum hediye olarak. Nasıl girdin lan 251? 250'de burada tabela çıktı. Yasak dedi. Adam 251. girmiş. Şerbetli misin? Nesin amına koyayım? Okuttun, üflettin mi kendini? Mıska mı var sağında solunda? Efendim. Yok güzel kardeşim. Rastgele. Orada kırmızı yiyenlerin hepsi aşırı derecede burada flüt çekenler. Impala buldum. Almanya'ya gelsem adam eder miyiz? Almanya'ya gel, adam edersin. Burada her şeyi adam ediyorlar. Ne diyor? Bakkalcı elletme. Onu da biz izledik. Evet. Ya bizim Pilay nerede moruk ya? Vay amına koyayım, ben kara olsam orospu olurdum. Çenemin yanlarından duman çıkıyor. Pilay, buralarda mısın? Ulan dede, kafamız allak bullak oldu. Bu nedir ya? Ha? Ya sokacağım müjdarınıza. Pilay diyorum, müjdardan bahsediyor ya. İzlemedim iğne yaptırma şeyini. Evet dede, de mikrofonu kilitleyeceğim şey yok. MP sen hamutta biraz yiydim. 2 dakikalık hamutta da bir bardak çay getireyim. Öldük ya, sabah olacak anasını satayım. Hemen MP kardeşe bağlanıyoruz arkadaşlar. Dızızızıt. Selamun aleyküm yeniden arkadaşlar. Abi yine bomba gibisin vallahi. Vallahi bomba gibisin. Sen çayını doldur gel abi, ben de biraz şu... Ya uşaklar var 3-5 tane, onlara bir şeyler söyleyeyim. Nasılsınız arkadaşlar? Burada olup da bire basmayanın ben anasını sikeyim o zaman. İkiye basmayın, ikiye basarsanız Recep'in anasını siz sikersiniz. Sakın. Vallahi hayatım boyunca bu kadar ikiyi görmedim. İlkokulda karnemde bile bu kadar iki bir arada yoktu yani. Vallahi yoktu. Vallahi çok güzel.
Arkadaşlar bu arada şeyi de söylemek istiyorum. Biz verenverene.com'da bir kanal aldık Barrett'le arkadaşla. Oraya da hepinizi bekleriz. Hepiniz orada bekleriz. Güzel bir sohbetimiz var orada. Güzel muhabbetimize, gırgırımıza, şamatamıza bakıyoruz. Orada da sizleri bekleriz tekrardan aramıza. Ben Ahmet kardeşe bırakayım mikrofonu. O kendisi biraz daha konuya muvakkaf olduğu için bir şeyler söylesin, anlatsın. Verenverene.com arkadaşlar. Verenverene.com. Yani karıları kızları bir görün. Ben bir şey demiyorum sadece. Ben bir şey demiyorum. Kendiniz gelin bir selam verin. Yanlışlıkla bir selam verin. Özelinize geliyor, camını açıyor, amını açıyor. Her tarafını, her tarafını. Seninim, seninim diyor. Tabii. Bir selama yani, bir selama. Basılı tutuyorum şu an. Elimi nasıl kaldıracağım? Basılı mı tutuyorsun? Basılı tutmayacaksın. MP konuşurken basılı tutmayacaksın. Müsaade isteyeceksin. MP'cim basabilir miyim demin? Hırto, öğrenmedin mi? Selam güzel insanlar. Selam güzel insanların çekirgeleri. Helikopter burada mısın abicim? Düşmediysen mikrofonu sana vereceğim. Sönmez Usta selamlar olsun bu arada sana da. Bilmiyorum benim bilgisayarda bugün bir sıkıntı var. Buradan iki kelam. Tamam helikopter. Sönmez Usta bugün sağ ol kardeşim. Sen yokken senin kurmuş olduğun kareyi MP, helikopter, biz 3-5 arkadaşla sen gelene kadar koruyoruz. Sen hiç merak etme. Bugün bu helikopterdeyim. Üçlü mi? Kusura bakmayın arkadaşlar, zıpladım. Dede mikrofona zıpladım, kusura bakma. Evet arkadaşlar, biz böyle verenverene.com'a giriyoruz arada sırada böyle. Orada da odamız var, küfür ediyoruz. Karılar, kızlar, her şey var. Hepiniz gelin. Sönmez abi seni de bekleriz. Sen de gel. Sana oradan bir tane hatun ayarlayacağız. Sönmez abi sana hatun ayarlayacağız oradan. Hatun. Bütün hatunları sana ayarlayacağız. Sönmez abi sen yeter ki gel ya. Buyurun arkadaşlar mikrofon sizde. Tuvaletten chat yapıyorum amına koyayım. Ne yapayım? Reco'nun anasının amına buradan bir tane bomba atacaktım ama bomba kalmadı ya. Orospu evladı ölmüyor. Bisikletle kaçıyor amına kodumun evladı. Anasının amına füze fırlattığımın orospu çocuğu ortaya çık lan. Kaçma lan amına kodumun iplesi seni kaçma. Ortaya çık amına kodumun recosu seni kaçma. Korkak dövüşmeyeceksin lan bize karşı. Amına kodumun iplesi seni. Sen bir mahlukatsın. Anasının amına kodumun iplesi seni. Senin önünü sikeyim lan. Senin karşında yıkılmaz aşireti var. Sönmez aşireti var amına kodumun evladı. Senin ölmüşünü sikeriz lan biz. Amına kodumun iplesi seni ortaya çık. Ortaya çık saklanmayacaksın lan. Korkak dövüşmeyeceksin lan. Ananı sikeriz lan. Çık lan. Çık. Urus bu çocuğu seni. Amına kodumun evladı seni. Ananı sikeyim ben seni Reco. Buyurun arkadaşlar mikrofon sizde. Beyler lütfen flüt çekmeyin. Tek düzen bu. İyi akşamlar. Kes sesini kes. Buradan Harun abi selamlar. Lan burası ağlama duvarım. Amına kodumun çocuğu. Harun abiye selammış. Ha aleyküm selam. Harun abini alayım da ananı götümden sikeyim senin orospu çocuğu. Burası selam vermeyelim ulan. Ha buraya selam vereceksen Sönmez abiye selam vereceksin. Arkadaşlara selam vereceksin. Tanımayan etme adama niye selam veriyorsun? Adam odada bile yok lan. Ben de buradan Almanya'daki dayıma selam söylüyorum. Dayı hayırlı işler kolay gelsin. Lannister efendim. Efendim limoncu tepik bilmiyorum ki. Gelmez o buralara ya. O gelmez buralara. Yot toç may tatalala. Lalalala bu namına koyayım. İnci sözlük saldırısına lan. İnci sözlük saldırısı arkadaşlar Harun abi diyor. Yav Harun abinin de inci sözlükte ne kadar yönetici varsa da hepsinin anasını iple bağlayıp arabanın arkasından çekeyim. He amına koyayım bu çocuğu izci sözlük ne lan? İzci mi inci mi ne lan o? Yaramaz Reco iknesi kameraya mı baksın? Kamerama baksın. Reco kamerasına bakacakmışsın lan adamın. İzliyor mu? Adamın iki neydi? Hevali. Hevali'nin kimmiş lan? Yaramaz gezdim mi tıkalı? Yok gezdim tıkalı değil. Mikrofon ayarı böyle. Hevali kardeş kameran açılmıyor. Cezanınkine bakalım hemen. Sönmez dayı gireseye kadar bir soluk alasaya kadar. Ceza helal olsun kardeş. Açılmıyor Hevali. Açsa ben gördüm. Arkadaşlar ceza kardeşinin hemen kamerasına bakıyoruz. Dis atmış.
İyi, Davlumbaz Kenan. Davlumbaz Kenan bu nasıl ilk kardeş, çok aradın mı bunu? Aleyküm selam marjinal, hoş geldin. Hoş geldin. Odada marjinal şeylere şey yapmıyoruz ama. Marjinal gösterilere, flütlere izin vermiyoruz. Baştan anlaşalım. Beşinci nesil falan anlamıyoruz kardeş biz. Biz 2014'teyiz. Kaçıncı nesil? Holy Skillet. Evet, ben lol, o ya, rolde yan hesabım. Buyurun. Mikrofon sizde. Baydınız ama ya. Vallahi okunmuyor. Yavaş yavaş yazın. Yavaş yavaş yazın arkadaşlar. Yakalayamıyorum yazıları, bana yazılanları. Empesal demişti ya. Buyur buyur, mikrofonu verdim. Buyurun. Selamun aleyküm. He, mikrofon bana mı geçti? He, mikrofon bana geçtiyse o zaman he, ben de şu umut yolcusunun anasına böyle 100 metre koşsam, he, dal taşak gelsem anasına böyle omuz atsam, kavga etsem nasıl olur? He, burada mısın lan? Bacısını s**tiyim. He, senin o ananı götünde s**eyim ben. Amına odumun evladı, burada mısın? Umut yolcusuymuş. Umut yolcusuymuş. Sevda olmasaydı da gönüle dolmaz. Nick. Hani cibiliyetsiz bir nick galiba. Kapatacağız onu birazdan. Evet. Doktor burada mısın? Doktor. Bugün bir muhabbet geçti. Kulaklarını çınlattık senin. Şimdi doktor, şöyle bir şey söz konusu beni dinliyorsan eğer. Tamam, bir saniye. E-U-E-U-E-U bir yazdım, bir chatlama yazdım. Salamına koyayım.